Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber var. Hepsini sizler için derleyip toplayıp burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Özellikle Misak-ı Milli topraklarımızda çok önemli gelişmeler var. Orayla ilgili tüm detayları bu videoda bulacaksınız inşallah. O zaman bodoslama konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak İsrail'e, Türkiye-İsrail görüşmesiyle başlayacağım. Yine bir görüşme, yeni bir görüşme daha. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yeni başbakanı Lapid ile görüşme yaptı. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Lapid, geçtiğimiz günlerde istifa eden Bennett'in yerine gelen başbakan, dışişleri bakanıydı. Şimdi başbakan oldu. Türkiye, İsrail, bölgesel gelişmeler, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Suriye, farklı farklı konular. Özellikle petrol, gaz, boru hattı. Tüm bu noktada Türk devlet haklı hamlelerini yapmaya devam ediyor. İsrail'de son haftada, son 1-2 haftada çok fazla sık görüşme yapıldı hem de en üst düzeyde. Bölgede büyük değişimler, büyük dönüşümler. Türkiye bu noktada hamlelerini ileriye daha ileriye götürmeye istekli. Böyle yapmalıyız çünkü etrafımızda yamyamlar harhar ediyor. Bu noktada Türk devlet haklı, Türk milletinin hali çıkarlar noktasında hamlelerine devam. Geçiyorum Libya'ya. Libya'da büyük bir enerji krizi yaşanmakta. Libya'da büyük bir elektrik krizi yaşanmakta. Ve bu elektrik krizinin nereden de kaynaklandığı ortaya çıktı. Nereden mi? Bitcoin, dijital paralar. Libya'daki iç savaşı fırsat veren fırsatçılar küreselci sermayenin besledikleri Libya üzerinde yaptıkları hamleler Libya'da devasa fabrikalar, dijital para üreten, bitcoin madenciliği yapan fabrikalar kurdu ve burada biliyorsunuz bu fabrikalarda büyük elektriğe ihtiyaç var. Libya'nın önemli oranda elektriği buradaki dijital para madenciliğine gidiyor. Bitcoin'lere gidiyor, küreselci sermayeyi besliyor. Libya'da bu değişim ve dönüşümde bir tarafta Hafter Porsu, o bir tarafta Trablus hükümeti tüm bu boşluklarda ahanda fırsatçılar böyle. Ortalığı sömürüyor. Şimdi özellikle bu Bitcoin madenciliğinin, dijital para madenciliğinin Hafter tarafında yapıldığı iddia edildi. Trablus tarafında ortalık daha derli toplu çünkü Türk ordusu orada bulunmakta. Ama Hafter tarafı tamamen ama tamamen böyle bit pazarı. Ne var ne yok her şey orada. Börtü, böcek hepsi onun içinde geziyor. Sabredin dostlar. Hafter tarafını da elbet ama elbet cincik gibi tertemiz yapacağız. TCG Anadolu uçak gemimiz, amfibi çıkarma gemimiz 2023'te sularda yüzmeye başlayacak. Mavi vatanda yüzmeye başlayacak. Sırtına koyacağımız TB3'lerle ileride MIUS'larla insansız savaş jetleriyle beraber öyle güzel yardıracağız ki yarım yarım yarılacaklar. Geçiyorum. NATO'yla yatıp NATO'yla kalkan, NATO'yu isteyen, illa demene NATO'yu alın, NATO'yu alın diyen İsveç. İsveç basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen haberlere devam ediyor. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kötü Türkler, işte onlar bizimle beraber mi olacak? Bizler Türklerin sözünü mü dinleyeceğiz? Onların dediklerini yapmak zorunda mıyız? Onların dediklerini yapmazsak Türkiye bizi NATO'ya almayacak mı? Gibisinden haberler yapmaya devam ediyorlar. Bunların böyle burnu havada bize bakışları var ya ulan aşağıdan şöyle pu tükürü yapışıp bir tane yukarı doğru varacaksın. Havada 18 taklatacaklar. 19. da çorumlar yerde onlara geçirir. İsveç basını hem kendi hükümetine eleştiriyor hem de Türkiye'ye aklınca ayar vermeye çalışıyor. Kendi hükümetlerine bizim başbakanımız İsveç başbakanı bu kebap kralı bu kötü Erdoğan'la mı işbirliği yapacak? Tabi diğer başka başka sözleri de var. Ben onları burada söylemiyorum. O tüm sözler alır, büker, bürüştür onların şaşarkana bir taraflarına veririz. İsveç. Finlandiya. İsteseniz de istemeseniz de bu eli öpeceksiniz. Yoksa size ne ne görürsünüz. Bekleyin. Geçiyorum Kıbrıs. Amerika, Kıbrıs, Türkiye yeni hamleler ne oluyor? Amerika ilk kez Kıbrıs Rumlarının bölgesine Amerikan büyükelçisi atamaya hazırlanıyor. Ki bu çok önemli ama çok önemli bir gelişme. Eğer bu gerçekleşirse kritik. Amerika bir sene eksiktin Kıbrıs'ta sen de gel tam olsun. Rusya var. İngiltere var. İngiltere'nin hatta Kıbrıs'ta üsleri var biliyorsunuz. iki tane üstü var. Orada kendi uçaklarını indirip kaldırıyorlar. Savaş gemileri, savaş jetleri her şeyleri var. Ve 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 Fransa'da Kıbrıs'ta üs almak için çalışmalarına devam ediyordu. Amerika o da geliyor. Kıbrıs sadece Kıbrıs etrafında Akdeniz, Doğu Akdeniz etrafında gelişen hamleleri düşünmeyin sevgili dostlar. Amerika'nın Kıbrıs'a gelme, Kıbrıs'a büyükelçi atamasının atamak istemesinin bir diğer önemli sebebi Rusya. Rusya'ya karşı Kıbrıs yüzen bir uçak gemisi orada kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Ruslar Kıbrıs Rum tarafında çok güçlü. İnanılmaz derecede fazla nüfusu var ve orada etkililer. Johnny'ler Kıbrıs'a yeni bir plan sinsilik düşünüyor. Siz ne düşürseniz düşünün. Türk devlet haklı tüm hamlelerinizi görür, bilir. Ona göre hamleler yaparız. Gel bakalım Johnny, sen de gel. Senin de eline vereceğiz. Gel bakayım. Sayın Bahçeli Yunanistan'ın salladı. Dün size haberini yapmıştım. Hatırlayın sevgili dostlar. Bilal Feyza sizlere hemen hemen her videoda Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, 12 adalar, adalar, tüm adalarımız elbet ama elbet bir gün geri alacağız. Oralar bizim misak milliğimizdir. Oralar bizim ahd-i milliğimizdir diyordum. Batı unutmayın. Ve evet ilk kez en üst seviyede bu işaretlendi ve Girit tüm adalarımız misak-ı milli topraklar olarak işaretlendi. Bizati elde tüm dünyaya gösterildi. Mesaj verildi. Buralar Türk toprağıdır denildi ki elhamdülillah. Bilal Feyza anlatmaya, gömçürtmeye devam edecek inşallah. Bu harita beni çok ama çok mutlu etti. Sözlerimin bu şekilde tasdik edilmesi evet biliyoruz Biliyoruz ki geri geleceğiz adalarımıza. Şimdi bu harita özellikle özellikle Yunan'ı en üst seviyede uykularını kaçırdı. Miço Takis. Yunan Başbakan Miço bu haritayı görünce çılgına döndü. Aklınca Türkiye tehditler savuruyor. Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye tehditler savuruyor. Ve özellikle Sayın Bahçeli'ye ağız alınmayacak laflar söylüyor. İleri geri hakkında konuştu. Ahanda bu Miço. Yunanlıları Miço Takis'i rüyasında mıncıklayarak uyandırdık. Miçotakis kalktı ileri geri. Sayın Bahçeli ve Türkiye hakkında konuşmaya başlandı. Sen kimsin? Bize burada ağalık mı yapıyorsun? 500 yıl bizim emrimize yaşayan bir millet geldi bize kafa tutuyor. Ulan bizim olanı yer almazsak bekle. Morayı unutmadık. Şimdi bu haritanın ise en önemli tarafı şu sevgili dostlar. Girit ilk kez kırmızıya boyandı. Türk bayrağına boyandı ve bu Bahçeli tarafından tüm dünyaya gösterildi. Buralar bizim toprağımızdır. Buralar Türk toprağıdır denildi. Tabii bu haritayı görünce Yunanlar diğer taraftan Mitchotakis böngür böngür böngürmeye başladılar. Oren siz harita paylaşınca iyi. Arkada haritaları görüyorsunuz. Yunan'ın paylaştığı harita. Sen bu haritayı paylaşırsan sabah uyandığında karşında Türk haritasını görürsün. Ve dahi göreceksin de. Ağlama yavrumu Ağlama. Hiç acımayacak. Bir sabah puf eteklerin fora havalanacak. Sirtaki'nin eteği havalanacak dedim ve etek havalandıracak yeni bir füzemiz test. F-16'lardan atış testleri başarıyla devam ediyor. Gökdoğan füzemiz, havadan havaya füzemiz başarıyla test edildi. Elhamdülillah. Öyle özellikleri var ki sevgili dostlar. Dünyada bu füzeyi üreten 12 ülkeden biri de biz olduk. Türkiye oldu. Gökdoğan hava hava füzemiz. Görülmeyene kilitlenecek, görülmeyeni gördüğü yerde gömçürtecek. Uf. Menzili 65 kilometreden daha fazla ve bu ilerleyen zamanda daha da menzili arttırılacaktır. Önünde radar arayıcı başlığı var. Araya araya hedefe kilitleniyor. Görüş ötesi hedefleri yerle bir ediyor. İnsan gözünün görmeyeceği yerleri o gidip kendisi buluyor. Efendi gibi tertemiz orayı buz gibi yapıyor bulut ediyor. Önceden neydi? Bu 1 milyon dolardan fazla değeri olan, 1 milyon dolardan fazla değeri olan füzeyi hem parasını veriyorduk hem de yalvar yakar, ya bize şu kadar ver, bu kadar ver, bize bilmem 100 tane ver. Yok sana 100 tane vermem. Al 10 tane yeter, 15 tane yeter. Artık bundan kurtuluyoruz. Yalvar yakala parasını verdiğimiz halde bize verilmeyen, az verilen, eksik verilen füzeleri artık kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli üretiyoruz. Biz üretiyoruz üreteceğiz istediğimiz kadar. Dost kardeş ülkeleri de vereceğiz. ee, onlar da bol bol etek havalandırsın canım. Hulusi Paşa ne demişti Yunanistan'a, Sirtakilere? Maceraya cüret etme, şaka yapmıyoruz, ezeriz. Yunan. Bu füze Gökdoğan füzemiz radar arayıcı başlığı ile uçanı kaçanı görülmeyeni gömçürtecek. de bir banlik tık verecek. O zaman devam ve Paşinyan. Paşinyan bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı ki bu tarihi bir görüşme sevgili dostlar. Türkiye Ermenistan arasında normalleşme hamleleri bu süreçte daha da hızlanacağı benziyor. Ermenistan, Paşinyan hükümeti Türkiye ile sınırların kapıların açılmasını ve Türkiye ile normalleşmek istiyor. Ermenistan, Azerbaycan'la bir barış antlaşmasına imza atmak istiyor ama karşıda Moskovçu tayfa vardı. Ermenistan içindeki muhalefet Moskov'u destekliyordu. Fakat biz, e olur bir canım biz, ne Nikol Peşe'yi, Türk Nikol'u destekliyoruz. Nikocuğum, desteğimi seninle. Ve bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Paşin arasında yapılan telefon görüşmesiyle tarihi bir döneme aşılmış oldu. Çok yakında Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan çok yeni hamleler, önemli hamleleri göreceğiz. Zengezur Koridoru, bekleyin. Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan, Türkistan. Geliyoruz, gümbür gümbür geliyoruz. Allah'ın izniyle tekrardan bizler. Aferin Niko, böyle devam. Ve 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 Misak milli topraklarımızda dev harekat an meselesi. An meselesi. Geliyoruz. Burnumuzun dibinde Tel Rifat'ta Mining Havalimanı tamamen ama tamamen İran destekli milislerin eline geçti. Hani Rus yok, Amerika yok. Tel Rifat'ta Münbiç'te vıçık vıçık Pers kaynıyor. Bir de örgüt artıkları kaynıyor. Sayın Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor ve İran'da yüzlerine karşı son defa uyarı yapılacak. Önümüzden kaçın. Kaçtınız kaçtınız. Kaçmadınız siz birisiniz canım. Diğer taraftan Esad destekli güçler, İran destekli güçler ve bölgedeki örgütler hepsi aynı Hatta harekat odası kurdular. Vay 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 üçü bir araya mı geldi? He ee, bunlar böyleler. Önce birbirlerini yerler ama karşılarında Türk'ü görünce hepsi bir araya gelirler. Bir taşla e, yok yok bir mantıpayla üç kuş oh en sevdiğimiz. Bayram bitiyor. Harekat bayram ertesi her an başlayabilir ya da 19 Temmuz öncesi ya da sonrası her an başlayabilir. Hazırlanın. Telirfat, Münbiç tertemiz. Misak'ın milli toprakları özgürleştirilmeye devam. Geri sayım başladı. Tik tak tik tik yok. Bam var. Kaçın. Tarihte korkmamış ve dahi korkmayan ve korkmayacak aziz ve necip bir milletin has evlatları geliyor. Kaçın! Dünyaya kılıncıyla adaleti ve nizamı getirenler geliyor. Kaçın! Allah Allah nidalarıyla Türkler geliyor geliyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.